Şimdi biz hakkı söylerken ister istemez Allah subhanahu ve teala'nın dininde batıl olarak gördüğümüz şeyleri insanlara anlattığımızda ister istemez karşımıza bazı durumlar çıkıyor. Örnek söylüyorum, bizler kendisine Türkçüyüm diyen insanların yaptığı zulmü anlatırken bazı Kürtçülük yapan zavallılar da zannediyor ki biz Kürtleri savunuyoruz. Biz Kürtçülüğe de, Türkçülüğe de, Lazcılığa da, ırkçılığa da, milliyetçiliğe de karşıyız. Tek milliyetçilik tanıyoruz, o da İslam milliyetçiliği. Müslüman Müslümanı her türlü sevsin, Müslüman Müslümanın her türlü destekçisi olsun. Müslüman Müslümanın davasında yardımcı olsun. Allah subhanahu ve teala hep beraber yücelsinler. Aksi halde Türklerin Mustafa Kemal'i yücelttiği gibi, Kürtçülük yapan Kürtlerin Apo Öcalan'ı yücelttiği gibi veyahut Arapçılık yapan veyahut Arap ırkçılığı yapan insanların falan kişileri yücelttiği gibi biz hiçbir şekilde insanları yüceltmiyoruz. Biz Allah'a yüce diyoruz ve Allah'ın yüce dediklerini Allah'tan aşağı yüce olarak görüyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın bizler hakkında koyduğu sınır neyse, Resulünün bizlere koyduğu sınır neyse bizim de sınırımız olur. Peygamberimiz ırkçılık için mücadele edip savaşan, o bayrak altında mücadele eden insanların cahiliye ölümü, yani Müslüman olarak ölmediklerini, kafir olarak öldüklerinden bahsediyor. Allah subhanahu ve teala da kitabında üstünlüğün ırkla alakalı olmadığını, takva ile alakalı olduğundan bahsediyor. Bu yüzden bizler Peygamberimizin dediğini ve Allah subhanahu ve teala'nın ayetine uyarak diyoruz ki bütün ırkçılık yapan insanlara karşıyız. Çünkü biz Müslümanız. Benim dinim sınır olarak ne koymuş ise, benim dinim ne demiş ise ben onu bilirim, onu doğrularım. İster bir Rum olsun, İster bir Ermeni olsun ama Müslüman olsun benim candan kardeşimdir. Ama eğer benim ırkımdan örnek Laz ise, İslam düşmanı ise, şeriat düşmanı ise benim en azılı düşmanımdır. Babam dahi olsa, annem dahi olsa, kardeşlerim dahi olsa bu böyledir. Bu yüzden biz müminler, biz Müslümanlar, biz Allah'a teslim olmuş insanların sınırını Allah subhanahu ve teala koyar. Allah subhanahu ve teala'nın Resulü de bize bu dini en güzel şekilde öğretir. Bunun dışında da herhangi bir şekilde ne öğreticiyi tanıyoruz, ne doğru söyleyiciyi tanıyoruz, ne yanlış söyleyiciyi tanıyoruz. Her türlü doğrumuzu da yanlışımızı da kanunlarımızı da hükümlerimizi de Allah subhanahu ve teala koymuştur ve Resulü de gelmiş bizlere bu dini öğretmiştir. Biz bu şekilde inanıyoruz. Bunun dışına da herhangi bir şekilde ne yapmıyoruz? Çıkmak istemiyoruz. PKK'lıların ya da PKK sempatizanlarının üşüştüğü sayfalarda paylaşıp sanki ben Türkleri yeriyormuşum da Kürtleri böyle yüceltiyormuşum gibi paylaşan insanlara ben şunu söylüyorum. Türkçülüğü de yapan, Kürtçülüğü de yapan İslam'a göre ayaklar altındadır ve Allah subhanahu ve teala'nın katında zerre kadar değeri yoktur. Allah subhanahu ve teala'nın ebedi cehenneminde yer bulacaksınız diyoruz. Ve batılsınız ve batıl da Allah subhanahu ve teala'nın dinine köpük gibidir. Köpük de yok olmaya mahkumdur diyoruz. Hele ki benim anlattıklarımı genel manada insanlar dinler ise PKK gibi komünist bir örgütün, İslam düşmanı bir örgütün savunuculuğunu kesinlikle zerre kadar bile yapmayacağımı anlar. Ben Türklerden ne kadar gerizekalı, ne kadar ahmak, ne kadar aptal, ne kadar kadın satanı var dediysem bu ırkçılık yapan insanlara bir cevaptır. Yani siz ırkınızı yükseltmeyin. O kadar Kürt, o kadar Türklerden bu denli, bu özellikle şeref sahibi olmayan insanlar da var. Ve aynı şekilde Kürtlerde de o kadar şerefsizi, o kadar namussuzu, o kadar münafığı, o kadar ahlaksızı, o kadar kadın satanı, o kadar pislik içinde olan insanlar var. Ve ben bir Laz'ım ve Laz'ların içerisinde de o kadar şerefsizi, o kadar namussuzu, o kadar ahlaksızı, o kadar edepsizi, o kadar İslam düşmanı olan insanlar var. İşte benim dinim bütün ırklara aynı mesafededir. Ben Rabbimin bütün insanlara indirdiği dini anlatmaya çalışıyorum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip ediyorum. Ben bütün ırklara karşı Allah'ın bu şekilde bak dediği şekilde bakmakla mükellefim. Bu yüzden de bugün PKK bizim azılı düşmanımızdır. Müslümanların azılı düşmanıdır. Allah subhanahu ve teala o PKK denilen zındıkları, o PKK denilen komünistleri, Allah düşmanlarını yerle bir etsin diyoruz. Rabbim onlarla beraber bütün İslam'a düşman olan örgütleri, toplulukları, orduları yerle bir etsin diyoruz. Ve Rabbim muvahhidlere, Müslümanlara güç versin diyoruz. Ve bizi Allah subhanahu ve teala bütün İslam düşmanlarından, bütün insanlık düşmanlarından bizleri muhafaza etsin, bizleri korusun. Mazlum olan insanları, bu zalimlerin, bu şerlilerin, onlarca bebekleri öldüren, bu İslam'la bir alakası olmayan komünistlerin şerrinden muhafaza etsin. Öncelikle de Kürtleri muhafaza etsin. Bütün PKK'lılara da şunu söylüyorum ki, benim saygı duyduğum sizler değil. Benim saygı duyduğum Kürt olan ama İslam için mücadele eden, İslam için kıyam eden Şeyh Said'dir. O gün Şeyh Said gibi mücadele veren insanlara destek veren o günkü Türkleri seviyorum. Örnek olarak gösteriyorum. Benim herhangi bir şekilde ırklarla sorunum yok. Benim dinime muhalif olan bütün her şeye muhalifim. Benim dinime karşı olan bütün herkese karşıyım.
Benim dinimle mücadele eden bütün herkesle mücadele içindeyim. Allah subhanahu ve teala bu canı kendi keyfime, kendi rahatlığıma, kendi istek ve arzularıma kullanmam için vermedi. Allah subhanahu ve teala kendisi için yaşamam, kendisi için ölmem için verdi. Bu yüzden Allah subhanahu ve teala bu canı Allah için vermemde bir an dahi gözümü kırpmayı bana nasip etmesin. Bir an dahi, bir adım dahi geri atmamı nasip etmesin. Bizim maldan, mülkten, mevkiden, makamdan veyahut buna benzer meselelerde bir hedefimiz Allah subhanahu ve teala'nın izniyle yoktur. Eğer böyle bir hedefimiz de var ise Allah subhanahu ve teala bizleri hemen ıslah etsin ve bir an önce dinini dert edinmiş ve dinini araç edinenlerden değil, dinini amaç edinenlerden eylesin. Allah subhanahu ve teala bizleri hep birlikte Hakk'a hidayet etsin ve canımızda Müslüman olarak kalsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.